Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bu videoda sizlerle birlikte hem yeni koyduğum, yani yeni düzenlediğim aksiyon kameramın yerini ve video çektiğim zaman ses senkronizasyonunu yapabilecek miyim diye deneyeceğim. Bunu denerken de sizlere ufak bir video hazırlamak istedim. Geçen videoda Carx Drift Racing oynarken size siparişimi vites topuzunu falan göstermeyi unutmuşum. Masa yarın gelecek. Direksiyonu da yarın alacağım büyük ihtimal. Unutunca biraz şey olmuş. Kendi içimde sıkıntı yaptım. Niye unuttum falan filan diye. Kameranın görüntüsünde şuraya ekranın bir yerine koyarım. Tane tane anlattıkça hepsinin resmini koyacağım. Bunlar zaten drift araçları. Lastiklerini sertleştirelim. Turbosu iyi durumda. Tamam. Ama sesi biraz sıkıntıymış. Şimdi kamera şeklimden bahsedelim. Kameranın şeklini şu an ekranda görüyorsunuz. Bir adet eski mikrofonumun tripodundan bir tane de bu kalın makerlar var, kalemler var. Bu keçeli kalemin biraz daha kalını böyle. Onu birbirine yapıştırarak yaptım. Birini sandalyeme soktum, demir olanını. Diğerini ona monte ettim. İşte bu kameradan direksiyonu göreceksiniz. Wheel cam olarak göstereceğim. Eskiden takip edenler bilir. Kamerayı kafama takıp video çekiyordum. Kışın çekiyordum ama bereyi takıp çekiyordum. Şimdi biraz daha garip olacak. Aksiyon kamerasıyla çekeceğiz. Biraz daha geniş açılı. Tabi onu kırparız bir yerlerini falan, hallederiz. Güzel bir açıya getiririz. Pek kaliteli olmayacak çünkü Eken E9, GoPro falan değil. O bana ne verirse ben de size onu göstereceğim. O yüzden pek sıkıntı yapmaya gerek yok. Direksiyon setim şu an ekranda görüyorsunuz. G29 alacağım zaten. G920 falan çok pahalı. Halbuki aynı olmalarına rağmen çok pahalı. DFGT falan değil, G29 ekranda gördünüz. G29'un vites topuzu bana garip komik geliyor. Bir çocuk oyuncağı gibi. O yüzden şöyle bir ekranda görüyorsunuz şu anda. Momo vites topuzu sipariş ettim. Bunu da o vites setine, yani vitese dahil edebilirsem gayet güzel, böyle altınsı karışık renkli bir görünüm ortaya çıkacak. Ondan sonra benim gibi fakirlerin, sağda da görüyorsunuz belki monitörümü, Casper VGA çıkışlı ve ne isabetse bu da VGA çıkışlı görüntü veriyor. İkisinden de VGA çıktığı için benim ekran kartımda tek VGA çıkışı, bir adet sub çıkışı mı oluyor? Bir tane DVI, bir de HDMI çıkışı var. Şimdi ben iki monitör yapabilmem için ya HDMI ile bir monitör alıp hem VGA hem HDMI kullanmam gerekiyor, ya da düzgün çalışan bir DVI dönüştürücü almam gerekiyor ki bu da çok saçma. Şu aldığım aparatla da monitörümü çift monitör yapacağım. Bir adet VGA iken HDMI'yi VGA'ya çevirecek. Hem HDMI'dan VGA alacağım hem de VGA'dan VGA alacağım. Çift ekran öyle kullanacağım. Yaptırdığım masanın taslak resmi şu. Ama ben bunun 1.5 metresini yaptırıyorum. 1.70 bana biraz uzun geldi. Çünkü benim Emre abi gibi plazmam falan yok. Yani küçük monitörler olduğu için fazla bir şey kullanmayacağım. Böyle. Fazla bir şey yapmayı düşünmüyorum. El freni düşünüyorum dediğim gibi. Hani belki ben yapabilirim. Yapmayı denerim. Belki yaptırdım. Belki de yabancı bir ülkeden sipariş edip üzerinde oynamayı denerim. Ya da şey yaparım. Şu Logi gösteriyorum şu anda ekranda. Logitech'in 3D Extreme Pro Joystick'i var. 150 lira falan. Ondan alabilirim bir tane.
Böyle hani joystick gibi çektiğin zaman gelir. Belki onu ileride modifiye edip drift el freni gibi bir şey yapabiliriz. Yapamazsak da o durur, onunla uçak süreriz. Klavye de cidden yemiyor. Neyse böyleydi. Kısa bir video olsun, çok bir şey yapmaya gerek yok. Zaten senkronizasyonu da başarılı bir şekilde yapabildiysem bu videoyu şu an izliyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın, abone olmayı, like atmayı, görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Ben konuşamıyorum, ben kapatıyorum. Ben kapatayım henüz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.